Selam herkese. Dönüşümler ünitesinin son kısmına geldik artık. Ne yapacağız bugünkü dersimizde? Bileşke dönüşüm yapacağız. Dönüşümlerde bileşke işlemi yapacağız. Yani dönüşüm demek ne demekti? Biz bir cismi ya da bir noktayı, bir şekli fark etmez. Orijin etrafında pozitif yönde ya da negatif yönde belli bir açıyla döndürüyorduk. İşte alfa açısı kadar döndürüyorduk. Şimdi buradaki bileşke dönüşüm şu. Mesela o noktayı ya da o geometrik şekli alfa açısı kadar döndürdükten sonra üzerine teta açısı kadar daha döndürmek. Yani alfa artı teta kadar döndürme işlemi yapmış oluyorsunuz. Son durumda nereye gelir? Yani koordinatları nasıl olur ona bakacağız. Aynı. Bu formülün nereden geldiğini göstermiştim size zaten. O yüzden yeniden anlatmıyorum. Hemen formülü yazıyorum. Şöyleydi dönüşümlerdeki formül. X üssü eşittir. X çarpı kos alfa eksi Y çarpı sin alfaydı. Ya da Y üssü eşittir. X çarpı sin alfa artı Y çarpı kos alfaydı. Şimdi burada gördüğünüz gibi alfa açısına bir de ne eklemiş? Beta eklemiş. Yani iki defa dönüşüm yapıyorsunuz. Önce alfa kadar döndürüyorsunuz, sonra beta kadar döndürüyorsunuz. Dolayısıyla formül aynı formül. Bunu kullanacağız. Bakalım nasıl sorular çözeceğiz. Evet, soru şöyle. P noktası, eksi 4, 10 noktası orijin etrafında pozitif yönde 20 derece, sonra da 70 derece döndürülüyor. Buna göre elde edilen P üssü noktasının koordinatları nedir? Yani alfa önce 20 derece döndürülüyor, sonra beta 70 derece döndürülüyor. Dolayısıyla alfa artı beta yani toplamda kaç derece dönmüş oluyor? 90 derece dönmüş oluyor. Yani biz 90 derecelik bir dönme yapıyoruz. Onun sonucunda elde ettiğimiz noktanın koordinatlarına bakacağız. Neydi formülümüz? Şuradan yazayım. X üssü eşittir. X çarpı kosinüs alfa artı beta eksi Y çarpı sinüs alfa artı betaydı. Y üssü eşittir. X çarpı sinüs alfa artı beta artı Y çarpı kosinüs alfa artı beta. Evet, şimdi burada yerine yerleştiriyorum artık verilenleri. Eşittir diyelim. X'imiz eksi 4, Y'imiz de 10. Eksi 4 çarpı alfa artı teta'nın 90 derece olduğunu biliyorum ben. Şuraları şöyle 90'lara yazayım. Kos 90 neye eşit? 0'a eşit. Eksi y'miz 10. Sin 90 neye eşit? 1'e eşit. Eşitti. Şurası gitti zaten. Eksi 10 oldu. Şimdi aynı şeyi diğer y üstünde de yapıyorum. Alfa artı teta'nın 90 olduğunu biliyorum. Hemen şöyle yazdım. X ve y'nin değerleri de belli. X yani eksi 4 çarpı sin 90 yani 1 artı y yani 10 çarpı kos 90 0. Bu defa burası gitti. Burası da eksi 4 olup. Dolayısıyla P üssü noktasının apsisi eksi 10. Ordinatı eksi 4'tür. Eksi 10'a eksi 4 olarak buluruz. Evet, bu defa dik koordinat sisteminde P noktası verilmiş. Bu nokta orijin etrafında pozitif yönde 180 derecelik açıyla döndürülüyor ve bir P üssü noktası elde ediliyor. Sonra P noktası ne yapılmış? P noktası ötelenmiş. 5 birim sola, 2 birim yukarı ötelenmiş. Buna göre koordinatlar nedir? Önce biz P üssü noktasını bir bulalım. Dönme açımız 180 derece. Tamam. X'imiz belli, y'imiz belli. Formülümüzü yazıyorum. X üssü eşittir. X çarpı kos alfa eksi y çarpı sin alfa. Hemen yerleştiriyorum. 4 çarpı kos 180 eksi 6 çarpı sin 180. Şimdi sin 180 0 zaten. Kos 180 eksi 1. Dolayısıyla eksi 4 olarak buluruz x üssünü. Aynı şekilde y üssünü buluyorum. X çarpı sin alfa artı y çarpı kos alfa. Yani 4 çarpı sin 180 artı 6 çarpı kos 180. Şimdi sin 180 sıfır olduğu için burası gitti zaten. Kos 180 neye eşitti? Eksi 1'e. Dolayısıyla eksi 6 oldu. Yani P üssü noktasını ne bulduk? Eksi 4'e eksi 6. Şimdi ben bunu ne yapacağım?
devamında bir öteleme yapacağız. Nasıl bir öteleme yapacağız? 5 birim sola, 2 birim yukarı öteleyeceğiz. Yani x değerini 5 birim sola öteleyeceğimize göre azaltacağız 5 birim. Y değerinde 2 birim yukarı, yani y değerinde 2 birim artıracağız. Hemen yapalım. Ne diyelim? Biz ona k noktası diyelim. Eksi 4'tü x'i. Onu 5 azalttım. Eksi 9 oldu. Eksi 6'ydı y'si. Onu 2 artırdım. Eksi 4 oldu. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Eksi 9'da eksi 4 oldu. Evet, yine bir P noktamız var. Diyor ki bu nokta orijin etrafında pozitif yönde 50 derece döndürdükten sonra alfa derece daha döndürüyor. Elde edilen nokta P üssü noktası eksi 6'ya 3 olduğuna göre alfa açısı kaç derecedir? Hani iki defa döndürülüyor. İlkinde 50 derece, ikincisinde alfa kadar. İşte o alfayı soruyor bize. O zaman ne diyelim biz? Dönme açısı diyelim. Dönme açısı eşittir 50 artı alfa. Tamam, bu kalsın. Şimdi x'imiz y'imiz de belli. Tamam. Bu da x üssümüz, y üssümüz. Neydi formülümüz? X üssü eşittir x çarpı kos alfa. Alfa demeyelim de biz ona, o alfalar karışır. 50 artı alfa diyelim. Eksi y çarpı sinüs 50 artı alfa. Şimdi bu bir tamamlayalım, sonra diğerini buluruz. X'in değeri kaç? Eksi 6. X'in değeri kaç? 3. Kosinüs 50 artı alfa. Eksi y'nin değeri 6. 6 çarpı sinüs 50 artı alfa. Tamam. Şimdi bunun açılımını yapacağız. Ama böyle bir kalsın, sonra devam edeceğiz. Bir de y üssünü yapalım. Y üssü eşittir x çarpı sinüs 50 artı alfa artı y çarpı kosinüs 50 artı alfa. Şimdi yerleştiriyorum. X'imiz kaçtı? 3. Sinüs, y üssümüz de biliyorsunuz, onu da yerine yazalım. Y üssünün değeri kaçtı? O da 3. Sinüs 50 artı alfa artı y'nin altı yazdım. 6 çarpı kosinüs 50 artı alfa. Şimdi biz alfayı bulacağımıza göre şöyle bir baktığınızda nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle bir göz atın. Burada iki tane bilinmeyen var, iki tane de denklem var. Böyle bir çözüm yapabiliriz. İsterseniz bir sadeleştirmeler yapayım. Yani burada mesela 3 ile sadeleştireyim. 1 eşittir sinüs 50 artı alfa artı 2 kosinüs 50 artı alfa. Diğerinde de bir sadeleştirme yapalım. Onu da üçlü sadeleştirelim. Eksi 2 eşittir. Kosinüs 50 artı alfa eksi 6 diyoruz. Sadeleştirdik. Unuttuk onu. Üçlü sadeleştirmiştik. Ne olacak orası? 2 sinüs 50 artı alfa. Şöyle baktığınızda iki bilinmeyenden bahsettim. Bir tanesi kosinüs 50 artı alfa, bir tanesi sinüs 50 artı alfa. Bunları bir denklem gibi düşünürseniz, mesela kosinüs 50 artı alfaya A dersem, sinüs 50 artı alfaya da B dersem, bakın buna B dedim, buna A dedim. Bakın nasıl bir denklem elde edeceğim. Burada eksi 2 eşittir A eksi 2 B olur. Burada ne olur? 1 eşittir B artı 2 A olur. İşte iki bilinmeyen iki denklem, ne yaparım? Yok etme ya da yerine koyma metodunu kullanarak çözelim. İstediğiniz metodu kullanabilirsiniz. Şimdi ben alt alta yazıyorum. Bunu da diğerinin altına geçireyim hemen. 1 eşittir B artı 2A. Hemen ikinci denklemi 2 ile çarpayım. B'leri sadeleştireyim. Yani götürüyorum birbiriyle. Eksi 2 artı 2, burası 0 oldu. B'ler birbirini götürdü. A 4A 5A oldu. Buradan da A neye eşit oldu? 0 eşit oldu. Yani şöyle oldu soru, bakın. B'yi de bulabilirsiniz ama ben bulmadan devam edeceğim. Neye A demiştim? Kosinüs 50 artı alfa. Neye eşit oldu? Sıfıra. Peki hangi açının kosinüsü sıfır olur diye düşüneceğim.
hangi açının kosinüsü sıfır olur? Bunu bulduğum an neydi bulmuş olacağım? 50 artı alfayı bulmuş olacağım. Hangi açının kosinüsü sıfırdır? 90 derecenin kosinüsü sıfırdır. Yani şuranın ne olması lazım? 90 derece olması lazım. O zaman alfanın kaç olması lazım? Alfanın 40 derece olması lazım. Evet. Şimdi bir şeklin bir doğru boyunca ötelenip sonra yansıması ya da önce yansıtılıp sonra ötelenmesi, ötelemeli yansıma diyoruz buna. Yani önce öteleyip sonra yansıtabilirsiniz ya da önce yansıtıp sonra öteleyebilirsiniz. Mesela nasıl bir şey olabilir? Şöyle bir koordinat düzeninde bir geometrik şekil var. C harfine benziyor. Geometrik şeklin ne yapmamız istenmiş bir bakalım bu şekilde. Diyor ki, analitik düzlemde verilen şeklin y eksenine göre yansımasını aldıktan sonra y eksenine göre yani simetriğini alıyoruz. Sonra 8 birim aşağı ötelerseniz diyor ne oluşur diyor. Şimdi simetriğini aldığınızda yani y ekseninden kapattığınızda görüntü nerede olacak bakın. 1, 2, 3, 1, 2, 3 şurada şöyle. Yani y ekseni boyunca kapattığınızda çakışması lazım. Yansıma demek, simetri demek. Evet, şurası bak. Simetri bu. Yansıması da y ekseninden kapattık. Tamam. Yansımayı yaptık. Şimdi ne yapacağım? 8 birim aşağı öteleyeceğim. Öteleyelim bakalım aşağı. Bakın buradayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın buraya gelecek. Dolayısıyla bunda 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 şöyle. Evet, bu şekli elde etmiş olduk. Yani önce yansıma yaptık, sonra da öteleme yaptık.